davetliler, Sayın Türk Eğitim Vakfı yöneticileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün benim için çok güzel gelecek, sevindirici bir gün. Önce yönetim kurulu başkanımıza teşekkürlerimi sunarım. Hakkındaki övücü sözleri için. İkincisi, Türk Eğitim Vakfı'na tekrar teşekkür ederim. Bana bu akşam bu sürprizi yaşattığı için fen lisemizin çok parlak bir öğrencisiyle biri bu akşam burada buluşturdu. Tahmin edemezsin ne kadar sevindim, ne kadar gururlandım. Gözyaşlarını zor tutuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatına başarılar dilerim. Önce Türk Eğitim Vakfı'na bu şubeyi Tekirdağ'da açtığı için teşekkür ediyorum. Şubenin Trakya, Tekirdağ ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Benim kısa hikayeme gelince, 1937 yılında Uzunköprü'nün Bayramlı köyünde bir öğretmen ailesinin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Babam köydeki tek ilkokulun öğretmeniydi. Dolayısıyla ilkokul tahsilini o köyde yaptım. Tabii köy hayatını bilirsiniz. Bilhassa o yıllarda gaz lambasının verdiği yetersiz ışıklar, kömür sobasıyla ısıtılan bir evde ben derslerimi çalışmaya çalıştım. Bugün o günleri bugün hiç unutamıyorum. Ve herhalde hayatta olduğum müddetçe de kolay kolay unutamayacağım. İlkokulu bitirdikten sonra Bayramlı köyünde, Uzunköprü'de ortaokula başladım. Ortaokulu bitirdikten sonra tabii lise gündeme geldi. O yıllarda Uzunköprü'de lise yok, Edirne'de vardı. Ben İstanbul'u seçtim ve İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi'nden yatılı olarak okudum. Kabataş Erkek Lisesi'nde başlangıçta sıkıntı çektiğimi itiraf ediyorum. Çünkü benden daha iyi yetişmiş arkadaşlarım vardı. Biz Bayramlı köyünde kışın yollar kapandığı zaman gazete, dergi bulmak falan hayaldi. Yani ancak yazın aldığımız gazeteler, dergileri tekrar tekrar okuyarak Türkçemizi geliştiriyorduk. Kabataş Lisesi'nden sonra, Kabataş Lisesi'nde fen bölümünden mezunum, yatılı olarak okudum. Yolum Almanya'ya düştü. Almanya'nın Karlsruhe şehrinde teknik üniversitede okudum. Ve elektrik yüksek mühendisi olarak oradan mezun oldum. Almanya'nın sayılı teknik üniversiteleri vardı, elit üniversiteleri. Bunlardan bir tanesi de Karlsruhe'deki teknik üniversitede. Alman hükümeti birkaç sene evvel bu teknik üniversitenin yine o şehirdeki araştırma merkeziyle birleştirilmesine karar verdi. Dolayısıyla ortaya dev bir araştırma ve teknik üniversite çıktı. Almanya'da buna benzer başka üniversite yok. Tektir. Üniversiteyi bitirdikten sonra genç bir mühendis olarak tabii biraz da hızlıyım, hayata atılıyorum, para kazanacağım diye. Berlin'de o dönemde Almanya'nın tanınmış bir elektrik firmasında çalışmaya başladım fabrikalarda. Uzun yıllar Almanya'da çalıştım. Daha sonra bir müddet Fransa'ya gittim. Dedim, Fransız tekniğini öğrenin bakalım, o nasılmış. Türkiye'ye döndüğümde çalışmalarıma serbest meslek sahibi olarak devam ettim. Yıllar akıp gidiyor. Arkamı döndüm, baktığımda baktım ki 45 sene çalışmışım. 45 sene dile kolay ve emekli oldum. Halen İstanbul'da emekli olarak yaşamaktayım. Emekli olduktan sonra bir arayış işine girdim. Ben birikimlerimle ne yapabilirim diye. Ve
çeşitli alternatifler bana sunuldu. Bu arada yolu Türk Eğitim Vakfı ile kesişti. Türk Eğitim Vakfı ile görüştüm. Düşüncelerimi söyledim. Orada ne yapabileceklerini anlattılar. Ve neticede bağışımı Türk Eğitim Vakfı'na yapmaya karar verdim. Bütün isteğim, düşüncem, arzum eğitim konusunda bir takviye yapmak, eğitim konusunda bir katkıda bulunmak. Çünkü benim neslim eğitimden çok sıkıntı çekti. Halimde eğitim problemleri var, memleketimiz oraya gidiyoruz. Türk Eğitim Vakfı'nın büyük desteği, Edirne, o zamanki Edirne valisinin büyük desteği, memleketim olan Uzunköprü'nün Sayın Kaymakamı'nın, Uzunköprü'deki sivil toplum kuruluşlarının büyük desteğiyle T. Orhan Çetin Fen Lisesi ve Orhan Çetin Kapalı Spor Salonu kısa sürede inşa edildi ve 2011-12'de açıldı. Ve halinde çok başarılı olarak eğitime devam ediyor. Bu seneki mezunlarımızdan bir öğrencimiz ilk 2000'de ve çapayı kazandı. Bu benim için çok gurur verici ve sevindirici. Ve ümit ediyorum ki gelecek nesiller, öğrenciler daha da başarılı olacak. Ben onlara her konuşmamda şunu söylüyorum. Ben hayattayken sizlerin liseyi bitirdiğinizi görmek istiyorum. Çok şükür gördük. Ben başardım. Fakat şimdi çıtayı biraz yükselttim. Uzunköprü'ye gittiğimde yine öğrencilerimizle sohbet ederken artık diyorum liseyi bitirmek bana yetmiyor. Üniversiteyi bitirdiğinizi göreceğim. Bir destek sahibi olduğunu göreceğim. Bilhassa içinizden doktor çıksın, mühendis çıksın, avukat çıksın, ekonomist çıksın. Çünkü bunlar bize lazım. Yani insan yaşlanınca doktora acilen direkt duyuyor. Şimdi bu kısa konuşmamda şunu belirtmek istiyorum. Emekli olduktan sonra özellikle eğitime bir katkıda bulmak istedim. Birincimin eğitime harcamasını istedim. Ve bunun da doğduğu topraklarda olması arzu ettim. Türk Eğitim Vakfı'na da bunu ısrarla belirtti. Çünkü bu ülke beni okuttu. Bu ülke beni yaşattı. Ben bu ülkenin havasını teneffüs ettim. Ben bu ülkenin toprak yollarının tozunu küçükken yeterli derecede yuttum. Bunu açıkça itiraf edeyim. Ama buna rağmen ülkemi seviyorum. Buna rağmen uzun yıllar yurt dışında yaşamış olmama rağmen yine de ülkeden vazgeçemiyorum. Yoksa ben bu birikimi herhangi bir yere yapabilirim. Bu sorun değil. Şimdi esas burada söylemek istediğim şu. Hayırseverlerin birikimlerini öncelikle eğitim konusuna ayırmalarını tavsiye ederim. Çünkü eğitim gerçekten bir ihtiyaç çözümünde ve bunun için de böyle bir düşünce varsa Türk Eğitim Vakfı'nın kapısını çalmasını rica edeceğim. Türk Eğitim Vakfı kendilerine bağlı çeşitli çözümler sunacaktır. Diğer bir hususta öğrencilerimizden de beklentimiz var. Şahsen benim öğrencilerimiz tabii ki çalışacaklar, iyi yetişecekler. Ama ülkemize olan vecibelerini hiç unutmayacaklar. Ülkemize olan sorumluluklarını hiç unutmasınlar. Nerede olursa olsun dünyanın herhangi bir ülkesinde ama Türkiye daima akıllarında olacak, yurda döndüklerinde öncelik olacak. Bu konuda Türk Eğitim Vakfı'nın da çok hassas olduğunu konuşmalarından gördüm. Bu da beni çok sevindiriyor ve gurur veriyor. Eğitim konusuna değinmişken hayırseverlere bilhassa şu iki sözü hatırlatmak isterim.
Birincisi tanınmış Fransız filozof düşünün Montesquieu. Daha 1700 yıllarda eğitim insanları daha iyi sevk etmek için gerektiğini demiş. Dolayısıyla hayırseverler bu sözü mutlaka unutmasınlar. Bir diğer büyüğümüz Rafet İlgi Koç da Türk Eğitim Vakfı'nın kurucularından. O da eğitim için yapılan harcamanın vatana hizmet olduğunu belirtti. Dolayısıyla bütün hayırseverleri düşünürken bu iki sözü unutmaları rica ederim. Son olarak bir araştırmadan bahsetmek isterim. Bu araştırmaya göre Nobel ödüllerinin hangi ülkeler oldu? Tabii şimdi diyeceksiniz hangileri olacak? İşte Almanyalılar, Amerikalılar, İngilizler. Çünkü tüm bilinen kalmış üniversiteler orada. Çok enteresan, çok küçük bir devlet olmasına rağmen İsrail'de İsrail nüfusu %2 dünya nüfusuna göre. Ama Nobel ödüllerinin %20'sini aldılar. Burada bir korkunç bir rakam bana sorarsanız bu küçük ülkenin bu kadar büyük ödülleri toplaması. Bunun sebebi gayet basit. Eğitim. Eğitim, eğitim. Çünkü bütün imkanlar ellerinde, Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın en tanınmış üniversitelerinde okuyorlar. Orayla yetişiyorlar. Dolayısıyla bizim öğrencilerimizin de imkan bulmuşa iyi üniversitede okunması ve iyi yetişmesi bence şarttır. Eğitim olmadan da herhangi bir konuda dünya ile yarışamayacağımızı da bilinmesi isterim. Eğitim şart. Beni dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ederim.